Dostlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kameramanım biraz başka. Şimdi bugün Mariano kullanıyorum Dubai'de. Şaka. Mariano değil, Mariano yasak Dubai'de ve çok yasak, inanılmaz yasak. Yani bulunduğu zaman direkt hapistesiniz ve asla kurtuluşunuz yok. Mesela turistken bunu yaptıysanız eğer, bir daha asla Dubai'ye giremiyorsunuz. Ben şu an ne kullanıyorum? Bunun adı Maria. Meduha. Ne? Meduha. Bu Meduha böyle Arap insanlarında çok popüler. Yani hemen hemen herkes kullanıyor. Ne zaman bir klaba gitsem, bir kafeye gitsem hemen hemen herkes kullanıyor. Bu bayağı yasal. Ben de denemek istedim. Şimdi ben bu arada Dubai'ye neden geldim? Dubai'ye geldim ki Dubai'nin yerel şeylerinin de tadına bakayım. Yani bu bir içecek olabilir, bu bir dumanlı bir şey olabilir, bu bir herhangi bir şey olabilir. Ben Dubai'ye neden geldim? Dubai'nin yerel şeylerini tatmak için. Bütün, yani çoğu yemeği tattım. Burada çok fazla başka ülkelerin restoranları var. İşte Lübnan restoranları var, Çin, Japon hep restoranlar var. Dubai'de de bunu çok seviyorlar. Çünkü Dubai'nin yerel insanları Arap olduğu için Araplar da bunu çok seviyorlar ve burada çok sevilen, tutulan bir şey. Bu nasıl içiliyor? Böyle bir aletleri var. Buraya dolduruyorsunuz, sonra yakıyorsunuz, buradan çekiyorsunuz. Şöyle bir şey. Dur. Melio hatta şöyle bir şey. Mariano'ya benziyor da kekik gibi. Like kekik. Kokusu da nasıl biliyor musunuz? Kokusu asla bir tütün gibi değil. Kokusu böyle çok güzel kokusu var. Soft bir, gerçekten kekik gibi. Soft bir kekik düşünün. Bu arada kokladım, şu an buraları ufak bir yanıyor gibi. Bunu nasıl alıyorsun? Bunu buradan sokuyorsun. Bunun içine dolduruyorsun. İyice. Nasıl hissettirdiğine de bahsedeceğim. Nasıl hissettiriyor biliyor musunuz? O duman isteğiniz gidiyor. Eğer sigara kullanıyorsanız işte o duman isteğiniz gidiyor ama hani sürekli değil. Bir tık fazla geldiği için birazcık sizi idare ediyor. Yani bir 20 dakika kadar falan idare ediyor. 20 dakika sonra artık bir tane daha almanız gerekiyor. Veya bu kişiden kişiye göre değişiyor. Kimisi 5 dakika sonra, kimisi yarım saat sonra, kimisi 1 saat sonra alıyor. O kişiden kişiye göre değişiyor. Bunu nasıl içiyorsunuz? Buraya koyuyorsunuz tütünü. Sonra buradan yakıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Nasıl hissettiriyor? Bunu aldıktan sonra böyle minik bir başınız dönüyor. 1 dakika sonra geçiyor ama. 1 dakika sonra geçiyor. Sadece bu. İşte tamamen sigara gibi bir şey ama bir tık kafayı döndüren bir sigara. Artık içinde ne var bilmiyorum. Arap tütünü, Arap toprakları mı artık ne diyelim. Ama asla hani herhangi bir marihuana yok. Herhangi bir başka bir şey yok. Herhangi bir... Burada haşhaş çok fazla diyorlar. Öyle haşhaş şeyler yok. Bu tamamen tütün normal. Arap tütünü ama birazcık little bit kafanı döndürüyor. Şöyle kullanılıyor. Bunu 3 defa alman gerekiyor. Ben bunu ilk kullandığımda tek seferde aldım, tamam mı? Tek seferde yaptım. Arkadaşım dedi, ooo dedi, öyle değil. Bunu 3 seferde alacaksın. Ufak alacaksın. Sonra bitiyor zaten dedi. Deneyelim. Bir yeri biraz bekliyorsunuz. Bu arada size şunu söyleyeyim, bir tane daha alacağım. Alayım ondan sonra. Bu kadar. Şu an ne hissediyorum? Yani ben hisse odaklandım ama Araplar yani bunu sadece o tütün isteği gitsin diye odaklanıyor. Tabii ilk defa içtiğim için tütün zaten ben sigara kullanmıyorum biliyorsunuz. Ben hisse odaklandım. O kafayı döndürüyor dedim bu direkt. Dedi bizim için o hiçbir şey değil. Biz tamamen tütün için içiyoruz. Ne söyleyecektim unuttum. Ha. Şunu söyleyeceğim size. Ben kimim? Şundan bahsedeyim size. Yani ben şimdi bunu kullanıyorum. Sakın şöyle yorumlar yapma. Yani sen nasıl sporcusun, nasıl örnek oluyorsun, nasıl bir şeyler yapıyorsun. Evet ben sporcuyum, spor yapan birisiyim ama ben de bir insanım yani bazı hobilerim var, bazı şeylerim var. Dolayısıyla ben takılıyorum yani ben takılan bir insanım. Ben babana nasıl bakın biliyor musunuz? Bir normal bir insan olarak bakın bana. Evet eğitmenlik de yapıyorum ama aynı zamanda bir özel yaşantım da var. Herkes özel yaşantısını saklar ama ben asla saklamıyorum. Size ne kadar samimi geliyorum, samimi davranıyorum. Diğerleri gibi değilim farkındasınız. Çok samimiyim, her şeyimi paylaşıyorum olduğum gibi.
dolayısıyla şu şekilde yorumlar yapma. İşte sen nasıl sporcusun? Sen nasıl bilmem nesin? Sen nasıl? Ben normal insanım. Özel bir yaşantım ve hobilerim var. Dubai'ye geldim ve Dubai'nin özel şeylerini denemek istiyorum. Bu bir yemek olabilir, bu bir hobi olabilir, bu bir yapılan bir şey, bu bir tütün olabilir, bu bir her şey olabilir. Onun ismini attım size, Medo ismi. Arap tütün. Sigara gibi kullanıyorlar. Zaten onlar sigara gibi bakıyorlar ama ben bir denemek istedim çünkü özel bir şey. Sigara asla sevmiyorum. Sigara demelerine rağmen denemek istedim çünkü özel bir şey. Kullandığım zaman biraz başım döndü dedim. Bu biraz başı döndürüyor. Evet dedi, sen kullanmadığın için biraz başın döndürebilir ama onların da başı dönüyor çok az. Zaten şu an gitti. Bu kadar. Böyle bir şey var. Medua. Arap içeceği. Dubai'de de çok sık. Yani bütün Arap insanlarında çok sık. Anlatmak istedim. Bilmenizi istedim. Medua var böyle içiyorlar. Şey diyeyim. Burası da benim odam. Okay, give me. And I will finish video. Burası benim odamın manzarası, Dubai. Şurada biraz daha yüksek yüksek binalar. Şuralarda dikerler bir şeyler bunlar, baksanıza. Dubai'de her şeyi deneyeceğim. Dubai'nin special olan, her şey, özel olan her şeylerini deneyeceğim. Dostlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Dubai'nin bütün özel şeylerini, Dubai'de önemli olan special şeyleri ne kadar denemeseniz de ben sizi denemiş gibi göstereceğim. Ben sizin için hepsini deniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Peace. Abone olup like atıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.